devleti oluşturdular, İslam devleti oluşturdular. Ona saldırılar oldu. Onunla ilgili şey var, Tevbe suresi. Hatta anlaşmayı bozan, barış anlaşması bozan müşriklere ultimatum olarak başlıyor. Allah'tan ve elçisinden bir ultimatumdur. Allah'tan elçisinden, Allah artı elçi, haşa Allah elçi birlikte bu ultimatumu yazdı falan diye değil. Veya bu ultimatum aynı zamanda hadis kitabı var falan. Bunun yanında bir de paralel ultimatumlar var. Allah elçi deyince Allah başka, elçi başka. Allah ile elçiyi birbirine ayıran, Allah ile onun postacısını ayıran böyle bir şeyler yapanlar var. Neyse, işte bu sure, evet. Ondan sonra o demiş ki ben valla senin iki şahid, başka şahidin var mı? Oradan her nedense şansa bak. Bir başkası peyda oluyor. Diyor ben şahidim ki peygamber dedi ki Huzeyme bin Yemami'nin şahitliği iki şahide bedeldir. Allah Allah. Bir eşittir iki. Her nedense. Ve bu tek istisna. Yani o kadar sahabe var, tapındıkları bir sürü sahabe var. Hatta isimleri Allah'ın ve Muhammed'in yanına, Muhammed'i de Allah'ın isminin yanına koyuyorlar. Camilere, mescitlere soktukları. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُمَ اللّٰهِ اَحَدًا. Mescitler sadece Allah'ındır. Allah'la beraber hiç kimseyi çağırmayınız. 72. surenin 18. ayetine inat. Allah'ın isminin yanına Muhammed, işte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin falan koymuşlar. Ali falan daha nicelerinde. İşte orada onların hiçbirisi iki şahitle, şahitlikleri iki şahitle bede değil. Hatta aşere-i mübeşşere diye 10 tane cennetle müjdelenmiş diye bir liste uydurmuşlar bunlar. Kur'an'a göre kimsenin, kimin cennete, cehenneme gideceği karar vermek, elçiler hiç böyle bir şey, hadleri yok. İşte sen cennete gireceksin, sen cennete. Kimsin sen ya? Geleceği bilemem diyor hatta. Ben bana ne yapılacağını bile bilemem dedirtiyor Allah Muhammed'e. Muhammed'in ağzından diyor ki bana cennetin bile şeydi. Ben sadece yargı günüm. Allah bize onu bırakıyor. Yargıç Allah'tır. Bu adam Huzeyme ilk kez bir yerde arz-ı endam ediyor bu iki sözle, ayetle ve şahitliği, iki şahitliği denktir diye güya kabul ediyorlar. Ve tersinde inen tek surede olmuş oluyor bu. Ve bir değer nedense katledilen Emeviler tarafından, bugün Sünnilerin tapındıkları işte Mervan, işte Emevilerin kurucusu, işte bilmem ne, Mervan diyorum, Mervan'ın babası falan, Muaviye. Onların katlettiği kişi orada görülmüş. Maşallah. Evet, cevabım şu. Diyorum ki Müfit, çok safsın. 9. surenin 128-129'u uydurduktan sonra, 9. sureye bu iki hadisi ekledikten sonra onu Musaf'a ekleyebilmek için şahitliği iki şahide bedel Hazreti Huzeyme palavrası uyduranlar, keçiye yedirdikleri uyduruk rejim ayetiyle binlerce kişi katletmeyi başaranlar, bu uyduruk lafı yaymak için onu taşlara yazıp dilediklerine yakıştıramaz mı? Evet. Kısaca buna verilen cevapları bakalım. Bunu devam edeceğim. Ben bununla ilgili daha önce de, ya Allah aşkına yeter ya, bunlar çok aşırı ya.